45 45 90 üçgenleri sunumuna hoş geldiniz. Hemen yazalım. Kalemimiz nerede? Evet, 45 45 90 üçgenleri. Veya 45 45 90 dik üçgenleri de diyebiliriz ama bu dik demek gereksiz değil mi? Çünkü zaten 90 derecelik bir açısı olan üçgen dik üçgendir. Ve tahmin edebileceğiniz gibi 45 45 90 derken üçgenin açılarından bahsediyoruz. Peki bu üçgenler neden özel? Son videoyu izlediyseniz orada size küçük bir teoremden bahsetmiştim. Eğer bir üçgenin iki taban açısı eşitse demiştim. Taban açılarını şöyle çizebilirsiniz. Böyle de çizebilirsiniz. Taban açısı olduğu çok net belli olmuyor ama yine de bunlar taban açıları. Ve dedik ki eğer bu iki açı birbirine eşitse bu açıların paylaşmadıkları kenarlar. Yani bu örnekte bu kenar ve bu kenar ve bu diğer durumda da bu iki kenar birbirlerine eşit olacaklar. Bu üçgenin ilginç tarafı şu. 45 45 90 üçgeni bu özelliğe sahip olan bir dik üçgen. Peki bu özelliğe sahip olan tek dik üçgenin bu olduğunu nereden biliyoruz? Şöyle düşünelim. Size ne dedim? Bunun bir dik üçgen olduğunu söyledim. Burası 90 derece. Burası da hipotenüs. Dik açının karşısındaki kenar ve eğer size bu iki açının birbirlerine eşit olduğunu söylersem, bu iki açının ölçüleri ne olur? Eğer bu açılara x dersek, ve bir üçgendeki iç açıların toplamının 180 derece olduğunu da biliyoruz. Buna göre x artı x, artı bu 90 derece, artı 90, eşittir 180. Veya 2x artı 90 eşittir 180, 2x eşittir 90. Ve sonuç x eşittir 45 derece. Yani diğer iki açının birbirine eşit olduğu yegane dik üçgen, tek dik üçgen 45, 45, 90 üçgeni. Peki bu üçgenin ilginç tarafı ne? Size az önce söylediğim dışında buraya tekrar çizeyim. Bu sefer şöyle çizeceğim. Bunun 90 derece olduğunu biliyoruz. Burası 45 derece. Burası da 45 derece. Ve az önce de size söylediğim gibi 45 derecelik açıların paylaşmadığı kenarlarında eşit olduğunu biliyoruz. Yani bu kenar, bu kenara eşit. Eğer buna Pisagor teoremi açısından bakacak olursak, bu bize hipotenüs olmayan iki kenarın birbirine eşit olduğunu söylüyor. Burası hipotenüs. Şimdi bu kenara A diyelim, A diyelim ve bu kenara da B diyelim. Pisagor teoreminden biliyoruz ki hipotenüse de C diyelim bu arada. Pisagor teoremi bize A kare artı B karenin C kareye eşit olduğunu söylüyor, değil mi? A'nın B'ye eşit olduğunu biliyoruz çünkü bu bir 45 45 90 üçgeni. O zaman buna göre A yerine B veya B yerine A koyabiliriz. Şimdi biz A yerine B koyalım. Ve buna göre de diyebiliriz ki B kare artı B kare c kare eşittir. Yani 2b kare eşittir c kare. Bu da şu demek oluyor, b kare eşittir c kare bölü 2. Sonuç olarak b eşittir karekök içinde c kare bölü 2. Burada da aslında pay c'ye eşittir çünkü payın karekökünü alınca sadeleşti ve paydanın da karekökünü alınca c bölü karekök 2 oldu. Şu an üçgenlerden bahsediyor olsak da şimdi size paydaların nasıl rasyonel sayı haline getirileceğini göstereceğim. B'yi bulurken, ki B'ye eşit olduğunu da biliyoruz, B eşittir C bölü karekök 2 dedik. Her ne kadar neden olduğunu hala anlayamamış olsam da insanlar paydada karekök 2 gibi bir ifade görmekten hoşlanmıyorlar. Hatta daha genel bir deyişle paydada irrasyonel sayı görmeyi sevmiyorlar. İrrasyonel sayılar, ondalık açılımı kendini tekrar etmeyen ve sonsuza kadar süren sayılar. Ve paydadaki irrasyonel sayıdan kurtulmak için de paydayı rasyonel sayı haline getirme bir yöntem uygulanıyor. Paydayı rasyonel sayı haline getirmenin yolu, şimdi örneğimize geri dönelim, c bölü kare kök 2 gibi bir kesirde pay ve paydayı aynı sayı, aynı irrasyonel sayıyla çarpmak. Değil mi? Çünkü pay ve paydayı aynı sayıyla çarpmak, bu kesri 1 ile çarpmakla aynı şey karekök 2 bölü karekök 2 1'e eşit. Şimdi bunu niye yaptığımızı anlayacaksınız. Karekök 2 çarpı karekök 2 nedir? Evet cevap 2. Karekök 2 çarpı karekök 2 eşittir 2. Ve paya da c çarpı karekök 2 yazdık. Burada dikkat edeceğiniz şey şu, c çarpı karekök 2 bölü 2 ve c bölü karekök 2 aynı şey. Bunu fark ediyor olmanız önemli çünkü eğer bir sınavdaysanız, özellikle de çoktan seçmeli bir sınavdaysanız ve diyelim ki bulduğunuz sonucun paydasında da bir irrasyonel sayı varsa, belki seçeneklerde cevap payda rasyonel hale getirilerek verilmiştir ve siz sonucu kendi bulduğunuz sonucu seçenekler arasında göremeyebilirsiniz. Bu durumda ne yapacağınızı şimdi öğrendiniz. Payı ve paydayı paydadaki irrasyonel sayıyla çarpıyoruz. Her neyse şimdi sorumuza geri dönelim. Şimdi ne öğrenmiş olduk? Bu b'ye eşittir, değil mi? Buna göre b eşittir c çarpı karekök 2 bölü 2. Bunu yazalım. A'nın b'ye eşit olduğunu biliyoruz değil mi? Bu da eşittir karekök 2 bölü 2 çarpı c. Belki bunu ezberlemek istersiniz, bilmiyorum ama aslında 45-45-90 üçgeninde hipotenüsü olmayan kenarların birbirine eşit olduğunu hatırlayarak bunu rahatlıkla Pisagor teoreminden elde edebilirsiniz. Ama yine de, yine de bunu bazen ezbere bilmek iyi olabilir. Diyelim ki bir sınavdasınız ve soruları hızlı çözmeniz gerekiyor. Eğer bunu ezberlemişseniz, soruda size hipotenüs verildiyse kenarların uzunluğunu, kenarlar verildiyse hipotenüsün uzunluğunu hemen formülden kolayca çabucak bulursunuz. Şimdi bunu deneyelim. Bunların hepsini siliyorum. Az önce a eşittir b, o da eşittir karekök 2 bölü 2 çarpı c olduğunu öğrendik. Eğer bir dik üçgenimiz varsa, ve bu açının 90 derece, şu açının da 45 derece olduğunu biliyorsak, diyelim ki bu kenarda 8 olsun, bu kenarın uzunluğunu bulmak istiyorum. Öncelikle hangi kenarın hipotenüs olduğunu da belirleyelim. Hipotenüs dik açının karşısındaki kenar değil mi? Yani aslında burada hipotenüsü bulmaya çalışıyoruz. Hipotenüse c diyelim. E ayrıca bunun bir 45-45-90 üçgeni olduğunu da biliyoruz değil mi? Bu açı 45 olduğuna göre bu açı da 45 olmalı. Çünkü 45 artı 45 artı 90 180'e eşit. Buna göre bu bir 45-45-90 üçgenidir ve kenarlardan birisinin, bu kenar A veya B olabilir, 8 olduğu verilmiş. 8 eşittir karekök 2 bölü 2 çarpı C. Ve burada C'yi bulmaya çalışıyoruz. Buna göre eğer bu denklemin her iki tarafında 2 bölü karekök 2 ile çarparsak, yani c'nin katsayısının tersiyle çarpıyorum çünkü paydadaki karekökle bu karekök 2 sadeleşmiş olacak ve bu 2 de bu 2'yi götürecek. 2 çarpı 8, 16 bölü karekök 2 eşittir c elde ederiz. Sonuç doğru. Ama az önce de söylediğim gibi insanlar paydada köklü sayı olmasını sevmiyorlar. Bu yüzden ne yapacağız? c eşittir 16 bölü karekök 2 çarpı karekök 2 bölü karekök 2 diyelim. Şahane. Yani bu da eşittir 16 çarpı karekök 2 bölü 2. Bu da 8 karekök 2 demek. Örnekteki c'yi 8 karekök 2 olarak bulduk. Hipotenüsümüz 8 karekök 2'ymiş. Bu bir 45-45-90 üçgeni olduğundan bu kenarında 8 olduğunu biliyoruz. Bir sonraki videoda size başka bir üçgen çeşidini göstereceğim ama belki aslında buna ilişkin, bu 45-45-90 üçgenine ilişkin birkaç örnek daha yapsak belki iyi olur çünkü bu videoda biraz hızlı gittik galiba.